Ben bu grubu savunma adına değil ama şunu söylemek isterim. Ya 20 senedir, 30 senedir bunlara operasyon yapılıyor. Efendim bu çok çirkin, çok ciddi iddialar var. Ya bu kadar kapsamlı bir operasyon yapılmadan aylarca, yıllarca bir teknik takip yapılıyor, bir fiziksel takip yapılıyor. Devletin, istihbaratın, emniyetin birçok imkanları var. Ya bir tane kaset, bir tane tape ortaya koyamadınız. Bunu ben o zaman da 2000'li yıllarda da bir gözaltına alınmışlardı. Gene aynı iddialar olmuştu. O zaman da söylemiştim. Şimdi burada bu kadar iddianız var. Bir tane daha kaset açık bir şekilde ortaya konulamadı. Bunu halen daha da söylüyoruz. O dönemde Milli Gazete'de köşe yazdığı dönemde de o 2000 yılındaki operasyon sonrası açılan davalardan herhangi bir ceza almadılar. Ve ortaya açık sarih bir delil de konulmamıştı. Ve oradaki asıl maksat da bu eğitimli alanında uzman pek çok insanları var. Yurt dışında eğitim görmüş. Ve bu uzman insanlar evrim teorisiyle ilgili, iman hakikatleriyle ilgili, bu İngiliz ve Amerika'daki derin devlet, Siyonist yapılanma, Mason teşkilatı ile ilgili çok ciddi çalışmaları, belgeleri, bilgileri var. Ve bu bilgilerden, bu çalışmalardan biz bir fikir olarak, bir bilgi olarak istifade edelim diye. Mesela şu anda da kitapların bir suçu yok. Şu anda da alın yazmış oldukları o kitaplar gerçekten de itikada uygun, İslam'a uygun, son derece faydalı bilgilerin olduğu istifade edilebilecek kitaplar. O dönemde merhum Erbakan hocamızın tavrı da böyleydi. Biz özel hayatlarını bilemeyiz, yaşantılarını bilemeyiz. Ancak bu çok kıymetli kitaplar, eserler var. Bunlardan bizim gençlerimiz, hatta o dönemde Milli Gençlik Vakfı AG'de gençlerine Erbakan hocamız bunları önermişti. Bunlardan istifade edelim. Hatta şu anda da dediğim gibi kitapların ve orada bilime, İslam'a, itikada uygun olarak ortaya konulan fikirlerin, görüşlerin bir kabahati yok. Doğru doğrudur, gerçek gerçektir. Şimdi de gene o kitaplar geçerli.